Şef'in mutfağındayız bugün. Eda Şef'in biliyorsun eli çok lezzetli. Buranın açılışında ben yaptım geldim. Yani efsane pastalar yapıyor, efsane çaylar yapıyor, şifalı çaylar yapıyor. Yani burası muhteşem bir yer. Şu pastaların güzelliğine bakar mısınız? Bir de Eda Şef'in bir özelliği var. Her şeyi kendi eliyle yapıyor. Yani sütünü köyden getirtiyor. Yani meyveleri olsun her şey doğaldır burada. Efsane bir mutfaktayız. Şu an Eda Şef'le mutfağındayız. Efsane bir yerdeyiz. Buyurun Lezan Hanım. Mehmet bir şey söyleyeceğim. Bugün o sofrada şırdan olmaması beni ne kadar mutlu etti bilsen. Mutlu olma. Bak seni mutsuz edeceğim. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Dün demişsin ki ekipteki kızlara, Hacer'e demişsin ki, Berra mı evet. Hacer'e mi birine demişsin ki bıttımın kilosu 200 TL yollayamam. Doğru mu bu Mehmet? Yo vallahi dedim yollanmışım gelmiş ben her zaman yollarım. Bak bugün yolla. Ben yollayamam demedim. Bak bugün yolla çok fena canım bıttım çekiyor ona göre. Tamam senin emrindedir. Hemen o şak o da şeyini getirdiği zaman dönüşe bıttımı alacak. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yanımda kim var? Yanımda kim var? Senin yanındaki eve geçmeden yanımda önce. Ay biliyorum Hacer yollayamam demediğini. Hakan Kanik var. Merhaba. Hakan Kanik biliyorsun MasterChef'te tanıdığınız. Aynen Hakan Kanik. 2018 evet. Yarışmacısı. Beraber yarışmıştık. Mevcut. Hakan'cığım. Bugün Eda Adan'ın restoranında Aile Garden'dayız. Yemeklerini tatmaya geldik. Biraz geç oldu ama kusura bakma. Aa ne güzel. Hoş bulduk her şey birbirinden güzel gözüküyor. Bugün Eda Hanım yapmış Hakan tadacak. Lerzan Hanım merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ben de bir kova burcuyum ve sizi çok seviyorum. Yıllardır da takip ediyorum. Enerjinize hayranım. Tatlı çok sevdiğinizi biliyorum. Size harika bir paket hazırlayacağım. Mutlaka lezzetlerimi tatmanızı rica ediyorum. Eda sen kaç Şubat'sın? Ben 12 Şubat. Biliyorum ben 4 Şubat. Hayatımda en iyi anlaştığım burç kendi burcum. Çünkü beni bir tek onlar anlıyor. İkizleri, evet. İkizleri çok severim ve teraziye evet. Bayılırım. Aslanı da aynen severim. Aynen öyle. Ya öyle mi? Ay çok sevindim. Ben sizin enerjinize hayranım. Sizi yıllardır çok sıkı takip ediyorum ve çok seviyorum. Canım benim ben de seni çok seviyorum. Eda pandemi düzelir düzelmez geleceğim oraya. Mutlaka. Sana ne ayarlamış burada? Burayı gösterir misin? Bir tatlı Lerzan canavarı Hanım, olarak. Bunu sizin için özel yaptırdım. Allah'ım. Bir dakika bir şey söyle. Aa bayıldım kız ben de istiyorum ondan. Tamam sana yapmış sana. Hemen. Geldiğinizde Lerzan Hanım. Kraliçe tahtında oturtacağım. Enfes lezzetlerimi size bizzat ellerimle sunacağım. Yalnız Eda, gene yanım boş, gene yanım boş. Hayır, siz geldiğinizde inşallah oraya da bir kral tahtı yaptıracağım, merak etmeyin. Amin canım benim. Kralı ben sana bulacağım, kralı ben sana bulacağım. Sen bana var ya kral bulmazsın, ben sana ne biliyorum ne bulacağını bana sor. Aşiretin en büyük ağasını bulacağım. Mehmet, başlık paranı da alacağım. Mehmet sana iyi bir haberim var. Şu anda yanımda evet. Kim var? Buyurun. Serpil Örümcel kim var. Ama. Aması falan yoksa. Evet başım üstüne. Ben çok teşekkür Serpil ederim. Serpil Örümcel var. Biliyorsun yemekleri yollamışsın çok gece 11'de. Çok teşekkür ediyor. Çok lezzetliydi. Tamam, her zaman onun evinde. Biz mesajlaşıyoruz da kendisiyle. Her zaman teşekkür ediyor. Diyorum her zaman emrinde diyorum yani. Kendisine canımsın. Ama biliyorsun Serpil Örümcel'e bir de televizyon sözün var. Onu bu hafta halledersen çok sevinirim Mehmet. Tamam bana adresini falan sizin ekibe bıraksın ben halledeceğim sözüm sözdür. Adamsın bak seviyorum. Bir, bir bu şeyleri bir tane tanıtalım. Aa bir dakika. Şimdi Eda Hanım. Ha, bir dakika. Söyle. Bir dakika Recep Bülbül sesle teşekkür edecek. Benim için alışveriş ettim bir kelime söyledin. Allah rızası için yaparım ben dedin. Helal olsun sana. Senin gibi adamlar şırdancı Mehmet yaşayasın. Allah razı olsun. Evet. Seni seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok seni teşekkür seviyorum ederim. Sağ ol. Sağ bu ol. Enerjiyi Lerzan'dan alıyorum. Lerzan Hanım'dan alıyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Lerzan Hanım sizin gibi başarılı yani Eda Hanım da el lezzetiyle efsane. Ben burada her hafta kendim de çocuklarımla burada yerim. Bunun ismi neydi? San Sebastian Cheesecake. Lerzan Hanım'ın çikolata çok sevdiğini biliyorum. Çok çok. Sabah kahvaltıda evet, yiyorum. Bu şekilde bu şekilde bir San Sebastian cheesecake bol çikolatalı kendisine tattıracağım. Bu nedir? Bu Manolya tatlısı. Güzel bir sütlü tatlı. Bisküvisini kendim yapıyorum Lerzan Hanım.
Ay hepsinden Eda, azar azar sizin tatmanızı istiyorum. Eda yemin ediyorum şu an oraya ışınlanmak istiyorum. Oğlum elinle yeme be. Merak etmeyin. Bu ne? O yaban mersinli cheesecake. Mehmet abi çatal kullansaydın. Elle yürü. Mehmet abi en sevdiği tatlılarımdan. Her hafta yerim vallahi. Evet. Mehmet yemin ben ediyorum. Ben size harika bir paket hazırlayacağım. Ay süpersin. O zaman benim hatırım için Eda sen beni kırmazsın. Serpil ablayla Recep'e de bir paket tabii hazırla. Ay, teşekkürler. Sağ olsun. Tabii ki tabii ki. Onlara da çok selamlar sevgiler. Allah onlara da güzel bir paket hazırlayacağım. Çok teşekkürler. Eda bir şey soracağım. Bir de Hakan da tatsın. Hakan'ın evet. Önünde Hakan'ın önünde bir tane Hakan'ın önünde bir tane baykuş var. O ne? İçinde çikolatası var. Hakan bu. O sadece bir kavanoz. Bu nedir baykuş? Bu neyi anlatıyor? Hayır şu baykuştan bahsediyorum. Dekor yapmaya çalıştık Lersen Hanım. Ay ne kadar güzel. Öyle kumbaralar var biliyor musun Eda? Çok güzel. Evet. Evet çok güzel. Yani vallahi Eda'nın yani burası efsane bir yer. Burası butik bir yer olduğu için ben kendi zevkime göre bir şeyler yapmaya çalıştım. En meşhur tatlın hangisi Eda? Lerzan Hanım en meşhur tatlım yani müşterilerimin en çok sevdiği yaban mersinli Mehmet abinin şu ısırarak böyle onu çok seviyorlar. Evet. Bir de bu vişneli çikolatalı olan efsane. Bunların hepsi benim spesyal lezzetlerim. Hepsinin reçetesi bana ait. Peki bir şey soracağım Eda. Kendim. Eda senden bir şey rica edeceğim. Oradaki en meşhur tatlın yaban mersinlinin bize ekran başındaki hanımlara tarifini şöyle kısaca bir versene Eda'cığım. Tarifini kısaca mı vereyim? Şöyle söyleyeyim. Normal bir cheesecake yapar gibi yapacaklar. Sadece içerisine yaban mersini çekerek karıştırmalarıyla birlikte zaten yaban mersinde rengini verecektir. Doğal bir renk asla bir renklendirici içermiyor. Üzerine de yaban mersininden sos yapabilirler. İstedikleri gibi süsleyebilirler. Peki senin bitki çayların da meşhurmuş. En çok satan bitki çayın hangisi? Bir tarifini verir misin bana? Lerzan Hanım, kış çayı ben genelde çok fazla müşterilerim kış çayı seviyor. Bunun içerisinde papatya var, ıhlamur var, kuşburnu var. Yani çok çeşitli bitkilerden oluşan harika bir çay. Genelde bunu çok tavsiye ediyorum. Bir dakika bir daha say içindekileri. İçindekiler ıhlamur, mate yaprağı, kiraz sapı, kuşburnu. Ve birkaç tane daha adını bile unuttuğum yani yaklaşık bir 15-20 çeşit bitkiden oluşan bir çay. Aa ne güzel ya. Peki bir şey soracağım sana. Şu anda evlere servis yapabiliyor musunuz? Evet, evet Lerzan Hanım. Evlere servis yapıyorum. Aynı zamanda şöyle bir şey yapıyorum. Takipçilerim çok fazla gelmek istiyorlar fakat gelemedikleri için ben Avrupa yakasına bizzat kendim hem yapıyorum, hem hazırlıyorum, hem paketliyorum. Beylerbeyi'nden Büyükçekmece'ye kadar kendim bizzat paketlerini tek tek adreslere götürüyorum, ulaştırıyorum. Peki o zaman Eda'cığım şöyle bir şey rica edeceğim senden. Şimdi benim Instagram adresim tabii. Lerzan Mutlu. Altına yazanlara biliyorum. Bir %10 indirim yaparsın herhalde. Bizden geldiklerini söylerlerse. Yaparım. Tabii ki, tabii ki Lerzan Hanım. Yaparım, yaparım. Ne tatlı ya. Eda bayıldım sana. Pandemi biter bitmez yanındayım. Çok memnun olurum. Ben sizi zaten yıllardır çok seviyordum. Mehmet abi vesile oldu. İnşallah yüz yüze de görüşür tanışırız. İnşallah canım benim. Mehmet şırdanı kime yedireceğim bugün? Şırdanı bugün Hakan'a yedireceğim. Bak Hakan. Evet. Al elini. Al elini yediyor. Bir de talimat veriyor ya. Yemin ediyorum sana. Şırdanlı hayat, sağlıklı hayat, sağlıksız hayat. Şırdansız hayat, bir daha söyle. Sağlıklı hayat, şırdanlı hayat, şırdansız hayat, sağlıklı hayat. Çocuğu, sağlık istiyorsan şırdan yiyeceksin. Çocuğun ağzında lokma varken tekerleme olmuş. Yaptırtıyor çocuğa. Evet. Hayır, boğazında kalmasın diye söylüyorum. Bir şey soracağım Mehmet. Yolladığın biletlere hiçbir şey çıkmadı. Amorti bile yok. Valla benimkiler de çıkmadı. Yemin ederim benimkiler de çıkmadı. Diye düşündüm. Yok yok. Ya bir şu an insanın... aslında birkaç kere haberlere de çıktı. Bir şey söyleyeceğim. Bir insanın hiç mi amorti bile çıkmaz ya? Ne el var kardeşim sende ya? Sana
en büyük amorti çıkmış, en büyük piyango çıkmış. Çünkü ben varım yanında. Ben varım ben. Yetmez mi? Çok şanslısın. Ben yanındayım çünkü. Her zaman. Kötü günlerinde her zaman yanında olacağım. Herkes bunu bilsin. Söz mü? Söz. Erkek sözü. Allah kimseye kötü gün göstermesin. Allah herkese... Yok kötü gününde. Eyvallah. Kendini alkışlatıyor deli çok ya. Çok teşekkür ederim. Ha, çok bak ya deli vallahi deli bak. Bir şey diyeceğim ya Mehmet. Ya hep seni mi alkışlasınlar? Herhalde beni evet. Alkışlasınlar. Mehmet Allah herkes ekran başındakilere de kesinlikle eğiliyoruz önünde. Sağlık versin. Allah hiç kimseye kötü gün göstermesin. Ya Rabbim amin. Amin. Eda'cığım öpüyorum. Canım benim tatlıları bekliyoruz. Mehmet çok teşekkür ediyoruz. Tamam güzel canım. Ve öbür kardeşimiz Hakan'dı değil mi? Evet. Duymuyor. Duymuyor kendisi onun ha, için. Buradan Hakan. İzleyen herkese bütün buraya vesile olmamı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Mehmet. Türkiye kim söylesin? Sen. Sen söyle. Mehmet abi. Ben mi? Evet hadi. Söyleyin. Söyle. Ne diyelim? Allah Allah diyelim. Ha. İbrahim Tatlıses dedi. Ha. Evet tamam, hadi. Tamam. Allah. Çünkü bu kadar güzel yemeği yedik ya, onun için hoş olsun. Evet. Allah 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 Allah, bu nasıl sevmek? Allah 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 Allah, bu nasıl gülmek? Bu nasıl sevmek? İnsan değil bu, sanki bir melek. Ne güzel yaratmıştım, eyledir beni. Görünce aşık oldum, eylesin gelin, eylesin gelin. Allah Allah. Bravo. Sesim çok güzel değil mi? Çok kötü bir ses. Çok teşekkür ediyoruz, öpüyoruz üçünüzü de. Sağ olun, saygılar, sevgiler. Mutlumu bekliyorum. Hadi.